Merhaba sevgili izleyiciler. Almanya'da Ağustos ayında yardım alan ailelerin çocukları için 100 avro bir bonus ödemesi var. Bunu konuşacağız. Sevgili Şerif Isı Sosyal Hizmetler Uzmanı Şerif Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi günler diliyorum. Evet, bu Ağustos'ta ödenecek para nedir efendim? Kinderfreizeit bonus diyor ama bu ne anlama geliyor ve bunu kimler alabilir? Onunla başlayalım. Buyurun. Evet, Oktan Bey, bu Kinder bonus daha önce ödenen, Mayıs ayında ödenen 150 eurodan farklı olarak 100 euro olarak bir Kinderfreizeit bonus öngördü hükümet. Geçtiğimiz Cuma günü yanılmıyorsam değil mi? Bu konuda parlamento bir karar aldı. Aile Bakanlığı bu yardımı çocuklara verecek. Bunu şöyle anlamak lazım. Korona dolayısıyla birçok çocuk, daha doğrusu özellikle de geçimini yardımla sağlayan ailelerin çocukları birçok şeyden mahrum kaldılar. Örneğin işte yüzmeye gidemediler, belki sinemaya gidemediler. Boş zaman değerlendirmelerinde kısıtlamaya gitmek zorundaydılar. Dolayısıyla şimdi bir serbest döneme giriyoruz belli ki. İyi ki de öyle, korona azaldı. İşte bu çocukların birazcık bu boş zaman değerlendirmelerinde kullanmaları için yardım alan ailelere sunulan çocuk başına bir defaya mahsus 100 euroluk bir destek olacak bu. Toparlarsak yani Job Center'den yardım alanlar, Wohngeld alanlar, Kinderzuschlag alanlar ve Asylbewerber Leistungsgesetz dediğimiz ilticacıların yardım aldığı kurumlar tarafından bu ailelere verilecek. Bunun için ekstra bir başvuru yapmaya gerek yok. En azından bu tür yardımları alanlarda, düzenli olarak alanlarda bir başvuruya ihtiyaç yok. Çocuk başına ödenecek değil mi efendim? 100 Evet, avro. çocuk başına 100 euro ödenecek ve aileler bunu çocuklarının boş zamanlarını olumlu olarak değerlendirmeleri için kullansınlar istemiş devlet. Daha doğrusu koronanın böyle bir koronayı atlatıyoruz. İnsanlara biraz rahatlamaya doğru yola çıkmışlar. Orada küçük bir destek. Evet, yani geçen seferki gibi herkese çocuk parası alan herkese değil. Evet. Sadece bu sefer yardım alan ailelere çocuk başına 100 avro ödenecek Ağustos ayında. Bunun için bir başvuru yapmaya da gerek yok. Evet. Otomatik olarak yatırılacak. Siz kimlerin alacağını da belirttiniz. Parayı da serbest zaman için kullanın diyor devlet ama bu nasıl kontrol edilecek? Mesela birisi aldı, mesela çocuğuna serbest zaman aktivitesi yapmak zorunda mı? Yani gidip faturasını mı verecek Yok. yoksa istediği gibi Yok. harcayabilir mi? O istediği gibi harcayacaklar bu insanlar bunu. Anne babalara veriliyor tabii. Yani anne babalar da zaten yaşamlarını çocukları için harcıyorlar. Yani o anne babaların bunu çocukları için harcayacağından çıkmak lazım. Yoksa diğeri birazcık fazla kontrol olmuş olur. Bence böylesi de iyi. Çünkü yani çocuğun her şeyinden sorumlu olan anne baba belki de yani özellikle bu alanda çocuklara destek vermelerini hatırlatmamızda yarar var. Çünkü bakınız sadece bizler değil, çocuklar daha çok sıkıntıdaydılar son 1-1,5 yıl içerisinde. Okula gidemediler ve sürekli bizlerle küçücük evlerde, özellikle de bu sosyal yardımla geçinen ailelerin çocukları, biliyoruz ki çok küçük evlerde oturuyorlar, bahçesiz evlerde oturuyorlar. Bu sosyal Brennpunkt dediğimiz, yabancıların çok yoğun olduğu, yüksek binaların olduğu, evlerin çok sık yan yana olduğu, boş zaman değerlendirmesinin çok olanaklı olmadığı bölgelerde oturuyorlar. Anne babalara belki şunu söylemek lazım. Bu sıkıntılı dönemi aşarken böyle yeni bir alana, yeni bir yaşama başlarken artık ben gerçekten 1,5 yıllık korona sıkıntıları, sıkıştırmaları sonrasında bunu yeni bir başlangıç olarak görüyorum. Çocuklarımız okula başladılar, işte arkadaşlarıyla buluşuyorlar. Gerçekten bunu o çocuklara harcamak lazım ki o çocuklar birazcık daha böyle o geçişi kolaylaştırsınlar. Daha rahat güzel günleri programlarını alabilsinler. Evet, bu para bir defa verilecek dediniz Şerif Bey ama Evet. Ağustos ayında bir seferlik. Ancak başka Evet. imkanlar var mı? Belki şimdi hani sizi bulmuşken böyle yardım alan ailelerin aslında sadece yardım alanlara da değil. Keşke bu para da yine herkese verilseydi. Çünkü dar gelirli aileler var, çalışıyorlar ama maaşları düşük. Ay sonu anca yetiyor paraları. Onların da aslında onların çocuklarının da ihtiyacı vardı. Neyse, biz müsaade ederseniz bu diğer konuya gelelim. Şimdi başka bazı haklar da var, çok bilinmeyen Evet, ailelerin bu çocuklara verilen okullardaki destekler falan. O konuda da bizi bilgilendirebilir misiniz? evet, şimdi çocuklara verilen yardımlar, yani yardımla yaşayan ailelerin çocuklarının da en azından
toplum içerisinde toplum yaşamına katılabilmeleri, eğitim şanslarını arttırabilmeleri için verilen hizmetler var. Buna da but leistunglar diyoruz. Yani bildungsum teilhabe paket. Bunlar nedir? İşte sosyal alanlar, arbeitslosengeld alanlar, sosyal geld alanlar, kinderzuschlag alan aileler, Wohngeld alan ve Asylbewerber Leistungsgesetz'ten yararlanan, yani bu şekliyle yardımlardan yararlanan ailelere bunlar veriliyorlar. Fakat bu yardımlara Job Center otomatik olarak bunları sağlarken diğerleri, örneğin Kinderzuschlag alanlar, bir çocuk parası için, yol parası için veya çocuklarının derslerinde yardıma ihtiyaçları olduğunda ekstra antrak vermeleri gerekiyor. Yani Job Center'den yardım alanlar için bunlar otomatiğe bağlanmış durumda. Bir istisnası var. Buna da Lernförderung diyorlar. Yani çocuklar okullarında sınıfı geçmemeleri söz konusuysa veya o konuda da belli derslerinde sorunları varsa öğretmenleriyle konuşarak, öğretmenlerinin de evet demesi halinde, örneğin Schülerhilfe dediğimiz, bizim Türkiye'de dershane olarak diye niteleyebileceğimiz, çocukların ek ders, ders ev ödevlerinde veya belli derslerde destek almaları söz konusu ve devletin de bu masrafları karşılaması söz konusu. Ya bunun için özellikle bir başvuru yapmak gerekiyor. Örneğin Schulbedarf için yıllık 154 euro veriliyor bu para. Bunu otomatiğe bağlamış Job Center bir 103 bir de 51.50 olarak veriyor. Ve bunların miktarları her yıl işsizlik parası yardımları, yani Regelbedarf dediğimiz bir kişinin ihtiyaçları her yıl yeniden düzenleniyor. Onların artımıyla beraber enflasyon dikkate alınıyor. Bu miktarlar her sene bir miktar artabilmekte. Başvuruyu nereye yapmak gerekiyor Şerif Bey? Job Center'a mı yapmak gerekiyor? Job Center'den alanlar Job Center'a yapacaklar. Job Center'den almayanlar belediyelerin ilgili birimleri var. Bu her belediyede, her eyalette farklı bir bölüm. Ama belediyenin herhangi bir birimiyle ilişkiye geçtiklerinde onları örneğin işte çocuklara destek veren kurumlar var. Hı? Orada farklı şekillerde örgütlenmiş farklı eyaletlerde. Fakat dediğim gibi o kurumlara yapmaları gerekiyor. O konuda komune dediğimiz belediyelerden bilgi almakta yarar var. Önemli olan o insanların bu yardımlar için başvurmaları gerektiğini bilmeleri. Örneğin Schülerbeförderung, yani insanlar en yakınındaki okula gitmek zorundalar. Fakat o en yakında bir okul yoksa veya yabancı bir çocuğun hazırlık sınıfına gitmesi gerekiyorsa ve bu hazırlık sınıfı uzak bir okuldaysa okul için o yol parasını alması söz konusu. Öğle yemeklerini destekliyor devlet, biliyorsunuz. Bu Kindertagesstätte dediğimiz çocuk yuvalarında ve okullarda. Yani eskiden Offene Ganztagsschule diyoruz ona. Eskiden biliyorsunuz hortlar vardı Almanya'da. Çocuklar kindergartenlara gidiyorlardı. Akabinde de hortlara gidiyorlardı. Hortlar dediğimiz, yani 6 yaşından büyük çocukların gidebileceği çok az sayıda yer vardı. Dolayısıyla annelerin özellikle çalışmaları söz konusu değildi. Fakat bu Offene Ganztagsschule dediğimiz öğleden sonra okula giden çocukların istemeleri halinde ve oraya kaydolmaları halinde akşama kadar çocukları orada bakılabilmekte. Yani ve öğle yemeklerini orada alabilmekteler. İşte yardımla yaşayan ailelerin bu saydığım yardım, bu BUT dahil, Job Center Leistungslar dahil, oradaki öğle yemek ve bakım masraflarının devlet tarafından karşılanması söz konusu. Bunun dışında Klassenfahrt dediğimiz yılda günlük veya birkaç günlük sınıf gezileri masraflarının tamamının karşılanması. Kültürel alanda örneğin bir futbol takımına yazılmışsa çocuk veya bir müzik okuluna gidiyorsa veya bir işte yüzmeye gidiyorsa aylık 15 euroya kadar oranın üyelik aidatlarını karşılıyor. Bunların otomatiğe bağlananların dışında Lernförderung demiştik ki ekstra bir antrak vermek gerekiyor her seferinde. Çünkü o çocuğun, yani her çocuğa bir nahilfe yok. Yani ekstra bir ders verilmiyor. Bu biraz daha kolaylaştırıldı korona döneminde. Tabii Lernförderung'a özellikle de bu Kinderzuschlag, Wohngeld, Sozialhilfe ve Asylbewerber Leistungsgesetz'ten yararlananların ekstra antrak vermesinin altını tekrar çizmek istiyorum. Biraz daha geri gitmek istiyorum. Tabii bu devletin verdiği gençlere bu 100 euro ile birlikte alınan kararların içerisinde sadece şey yok. Yani bu 100 euro yok. Onun ötesinde Schul Sozialarbeit dediğimiz okullardaki sosyal hizmet uzmanlarının sayısı arttırılacak. Olmayan yerlere belki yeniden atanacak. Bu nahilfe dediğimiz alanlarda daha fazla destek verecek devlet. Ferienfreizeit, belki bizim vatandaşlarımızın az kullandığı bir şey var.
Bakın tatile gidemeyen veya herhangi bir nedenle gidemeyecek olan ailelerin çocukları, okullar veya belediyeler veya Arbeiter Wohlfahrt gibi kurumlar okula giden çocukları belli yaş grupları için Ferienfreizeit, 1-2 haftalık orada boş zaman değerlendirmesi düzenliyorlar. O çocukları her gün ya okuldan alıyorlar veya belli bir yere götürüyorsunuz çocukları, oradan alıyorlar. Kamp gibi boş zamanlarını değerlendiriyorlar. Çeşitli alanlar var. Çeşitli alanlarda bu konuda çocuklara destekler var. Örneğin bu korona sonrası çok ilginç olabilir bu. Bunların masrafları da çok fazla değil. Ben hatta birçok yerde ücretsiz. Ailelerin belki okullarından bu konuda destek almaları lazım. Şu sosyal arbeiterlerden bu konuda bilgi almalarını önereceğim. Bir de Freiwillige Soziales Jahr dedikleri öğrencilerin okullarını bitirdikten sonra sosyal alanlarda belli bir ücret alarak hem biraz dinlenmeleri hem de mesleki hayata atılabilmeleri için veya üniversitede yer bulamadıklarında işte o bekleme sürelerinde o Freiwillige Soziales Jahr yaptıklarında üniversitede biraz daha pozitif değerlendirilebiliyor onların bekleme süreleri. Bu alanlara destek verecek hükümet bu aldığı kararla. Yani toparlarsak korona sonrası normalleşmede geliri düşük olan veya maddi zorluklarla yaşayan, yardımla yaşayan ailelerin sosyal ve kültürel alana biraz daha girmelerini sağlayan bir paket olarak düşünebiliriz bunu. Ve 2,7 milyon civarında çocuğun bundan yararlanacağı belirtilmiş. Sanıyorum, evet, 100 euro sadece Ağustos ayında, o tek seferlik, ama ikinci kısımda bahsettiğiniz tüm yardımlar bunlar sürekli olan şeyler. Bunlardan sürekli faydalanmak mümkün. Bazıları otomatik veriliyor, hesaplanıyor. Bazıları özel başvuru gerektiriyor. Peki Sayın Şerif Isı, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. İyi günler diliyorum efendim. Sevgili izleyiciler, seri izlediğiniz için çok teşekkürler. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.